Biteksen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş, emtia piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Baktığımız zaman emtia tarafında böyle bekle gör politikasının izlendiği günlerden geçiyoruz gibi. Yukarı hareketlerinin sınırlı kaldığı, aşağı hareketlerine yine sınırlı kaldığını, böyle bir arayış içinde geçen bir dönem içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü FED toplantısına kadar süreç böyle işleyecekmiş gibi duruyor. Ondan sonra alınacak karar ve daha ileriye yönelik beklentiler piyasanın şekillenmesine önemli bir rol oynayacak gibi durmakta. Öte yandan sosyal medya şirketi Meta'dan yapılan açıklamaya göre WhatsApp'ta haberleşmelerde kısa bir süre için aksaklık olduğu belirtiyor. En kısa sürede çözüleceği belirtiyor. Bu konuyu da son dakika bilgisi olarak sizinle paylaşalım dedik. İsterseniz gelin bir haber başlıklarına bakalım. Peşinden fiyatlamalar ve her zamanki gibi grafiklerle yola devam. Yılın ABD ekonomisi finansal sisteme dayanıklı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, regülatörlerin ABD hazine kağıdı piyasaları likiditesinde bazı düşüşler gördüklerini, ancak son dönemde artan piyasa oynaklığı karşısında bunun beklenmedik bir durum olmadığını söyledi. ABD ekonomisinin sağlıklı, finansal sistemin dayanıklı ve kredi kalitesinin iyi olduğuna inandığını belirten Yellen, hazine kağıdı piyasasının global finansal sistem içinde önemli bir piyasa olduğunu vurguladı. ABD petrol şirketlerinin nakit akışında artış, Deloitte tarafından hazırlanan rapora göre ABD petrol şirketlerinin varil başına nakit akışının artan akaryakıt fiyatlarının etkisiyle 2022'de %68 yükselmesi bekleniyor. Bu yıl ABD petrol şirketlerinin üretimleri %4,5 arttı. Biliyorsunuz geçenlerde değerlendirmiştik. Bu S&P 500'de kayıtlı olan petrol şirketlerinin karları tek kar eden ve performans açısından artıda olan tek sektör enerji sektörüydü. %35'lik getiriyle birinci sırada, diğerlerinin hepsi negatif taraftaydı. Doğalgaza fiyat sınırı elektrik ihracatını arttırabilir. Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkeleri elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza Avrupa Birliği genelinde bir fiyat sınırı uygulaması halinde bunun gaz kullanımını arttırabileceği ve elektrik ihracatının artmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Komisyonun belgesine göre İspanya ve Portekiz'in yaz aylarından bu yana uyguladıkları elektrik üretiminde kullanılan gaza fiyat sınırının Fransa'nın savunduğu gibi Avrupa Birliği geneline yayılması halinde doğal gaz talebi 9 milyon metreküp'e varan miktarda artabilir. Kodelko, bakır talebinin sağlam olmasını bekliyor. Dünyanın en büyük bakır madencisi Şili'li Kodelko, ana müşterisi olan Çin'deki bakır talebinin yavaş ekonomik büyümeye rağmen dirençli olmasını beklediğini açıkladı. Çin, Kodelko'nun üretiminin yaklaşık yarısını satın alıyor ve analistler bu yıl yaklaşık 25 milyon ton olacağını da tahmin ettiler. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol tarafından yapılan açıklamada dünya genelinde LNG için piyasaların sıkılaşmasının ve büyük petrol üreticilerin arzı kısmalarının dünyayı ilk ciddi küresel enerji krizinin ortasına koyduğunu, öte yandan Avrupa'ya LNG ihracatının artması ve Çin yakıt iştahında potansiyel bir toparlanmanın gelecek yıl 20 milyar metreküp yeni LNG kapasitenin piyasaya gelecek olmasına rağmen arzda sıkışıklığa yol açacağını vurguladı. Hemen fiyatlamalara bakıyoruz. Altında 1660 üzerindeki denemeler başarısız oluyor. Aşağıdaki 1640 desteğine geldik. 1645'teyiz. Gram altın 984 TL'de. Dolar TL 18.61'de. Gümüşte 19.06-07 bölgesindeyiz. Gram gümüş 11.40'da. Paladyum 1990'da. Platinde 916.78. Brent'te 92.64. Amerikan tipinde 84.05 karşımıza çıkan değerler olduğunu söyleyelim. Doğalgaz hafif toparlanma içine girdi. 5.22'ye geldi. Soya fasulyesi 1373'te, mısır 680, buğday 834.25 ve kahvede 190.40 karşımıza çıkan değerler diyebiliriz. Hemen majör faktörlerimize bakalım nasıl bir gelişme var. DXY'daki seyre baktığımız zaman bir yataylaşma var. Bekle gör stratejisi devam ediyor. Kanalın üst tarafında alt bandına doğru gelme çabası var. Görece baktığımız zaman zayıf bir seyir var. Neden diyeceksiniz? 112.05'te bulunan hem ortalama hem de Fibo desteğin bölgesinde dengelenme çabası içinde ama kırmızı ile gözüken ortalamanın altında kalmaya çalışıyor. Bu aşağıdaki
trend çizgisine yakınlaşma arzusuna işaret ediyor olabilir önümüzdeki günler adına baktığımızda. Bu bölgedeki kez deneme yaptık, başarısız olduk. 113.75-114 bölgesi aşamadık, tepeler aşağıya doğru oluşmaya başladı. Bakalım 110.5-111 bandındaki aralığa kadar inebilecek mi? Bu da piyasaların bir soluklanmasına yol açacak diyebiliriz. Baktığımızda birçok enstrüman aslında fiyatlamalara biraz daha sakin, ılımlı yaklaşmaya başladığını, gelen verilere rağmen, faiz artırımlarına rağmen görünen o ki piyasa biraz daha sakin kalıyor. Fed'in önümüzdeki dönemde daha yumuşama sinyallerinin oluşmaya başladığını düşünüyor. Birazdan grafiklerde bunu anlatmaya çalışacağım. Özellikle 30 yıllık tahvil en alttaydı son döneme girerken, bu haftaya, son bir hafta 10 güne girerken tahvil skalasında en alt basamakta yer alıyordu. Artık altında 3 tane tahvil görmeye başladık. Bu da demektir ki ne zaman 30 yıllık tahvil bütün bizim takip ettiğimiz bu 7-8 tahvilin en tepesinde fiyatlamaya oturur, o zaman tahvil piyasasında tepe oluştu algısı oyuncular tarafından kabul edildi demek olacaktır. Fed'in atacağı adımlar noktasında zayıf bir seyre işaret edecektir. Onun fiyatlaması hafif başladı. Bu da bakıyoruz Bitcoin tarafında 19.000-19.500 bandında sıkışmış bir fiyatlamayla karşı karşıya. Altına bakıyoruz 1660-1670 bandı içinde sıkışmış bir bölgede. Keza dönüyoruz borsalar tarafına bakıyoruz, benzer hareketler var. Bir sanki soluklanma dönemine girmek istiyor enstrümanlar. Bakalım önümüzdeki günler Fed'in atacağı adımlar ve söylemler açısından önemli olmaya aday gibi. Hemen dönelim bizim demin bahsettiğim tahvil piyasasındaki gelişmeleri incelediğimiz grafiğimize bakalım. Orası ne söylüyor? Farkındaysanız morla gözüken tahvil bizim için kritik tahvil. Şu anda 4.33.50'de 30 yıllık tahvil. Baktığımız zaman burada tam orta bölgeye gelmiş vaziyette 3 tane tahvil alt tarafta. Diğerlerine hızlıca yakınsamaya başladı. Farkındaysanız diğer mesela sarıyla gözüken 4.47'de olduğunu görüyoruz. Hemen peşinden açık maviyle olan 4.48'de olduğunu görüyoruz. Yeşil olan 4.56'da ve koyu maviyle olan 4.65'te. Aslında bu üstündeki bulunan 4 tane faizden sadece ikisinden çok uzakta değil. Oraya da aradaki makası çabucak kapatabilir. 4.40 bölgesinde dengelenme oluşturabilir. Bu da önemli bir faktör olarak karşımızda. Piyasa bu bölgeyi kendisine kısa vade için bekle gör bölgesi olarak yapmaya çalıştığını söylemek isterim. Çünkü bu sinyali nereden alıyoruz? 30 yıllık tahvildeki yukarı doğru bu gidişin ivme kazanmasından ve diğer tahvillerin önüne geçmesinden. Yakından takip ettiğimiz gösterge tahvil olarak adlandırdığımız 10 yıllık tahvilde de 4.32 bölgesinden 4.17 bölgesine geldik. Bu bölgede burası da bekle gör yapma noktasına gelmiş gibi durmakta. Hemen 10 yıllık tahvile de bir yakından bakalım nasıl bir seyir var. 10 yıllık tahvilde de 4.15-4.32 bölgesini kendisi de bir merkez oluşturma çabası içinde gibi gözüküyor. Yavaş yavaş hem son 8 günlük ortalamayla şu bölgede temaslanmıştık. Yaklaşık 12-13 Ekim civarında. O tarihten beri biz o bölgeyle temaslanmadığımızı görüyoruz. Tekrardan o bölgeye yakınsamak isteyecekmiş gibi bir havası var. Trend çizgisine yataylaşarak bu ortalamayı yukarı çekip bu bölgede bir temaslanmanın önümüzdeki günlerde 4.10-4.15 bandı bölgesinde gerçekleşmesi beklenebilir. Yukarıda kritik eşiğimiz 4.32 üzeri 4.50 ve daha sonra da bizim artık son nokta olarak gördüğümüz 4.93-5.08 yukarıdaki hedef aralığıdır. Bu bölgenin üzerini asla ve asla görmemesi lazım. Eğer görüyorsa o zaman finansal piyasalarda büyük bir katastrofik çöküş yaşanıyor demek olacak. Yine dönelim 30 yıllık tahvile bakalım. İşte 30 yıllık tahvildeki dik açının nasıl gerçekleştiğini görmenizi istiyorum. Buradaki seyirde 4.75'e doğru bir ataklanmanın geldiğini söylemek mümkün. 4.75 bölgesi, yani 4.50-4.75 bölgesinde bir zirve oluşturma potansiyeli olabilir. Diğer kısa vadeli tahvillere baktığımızda 1 yıl, 2 yıl, 3 yıllık tahvillere baktığım zaman onların da 4.50-4.70 bandında bir bölgede olduğunu görüyoruz. Oraya doğru yakınsamaya çalışıyor. Onlar orada durup bu 30 yıllık tahvil o bölgenin üzerine çıkarsa anlayacağız ki FED yavaşlama sinyali oluşturmaya başlayacak faiz artışları noktasında diyelim. Hemen dönelim tekrardan MTI piyasasındaki fiyatlara yansımaların grafikler üzerindeki etkilerine bakalım.
Refinitiv'in çekirdek emtiasına baktığımız zaman ne nasıl bir fiyatlamayla karşı karşıyayız? Buradaki fiyatlama 271.80'deyiz. Yavaş yavaş bir bant oluşturmaya çalışıyor. Ortalamanın altındayız, trendin dışındayız. Burada fiyatların biraz daha baskılanmasına yol açacak bir grafik aslında bakarsak. Şimdi soluklanmanın arkasına yatan faktör demin bahsettiğim gibi ABD tahvillerine cuma günü oluşan o atak sonrasındaki gelen realizasyonun yansıması gibi okunmakta. Şimdi baktığın zaman diğer para birimleri tarafında da çeşitli müdahaleler var. Bugün bu hafta içinde Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nı takip ediyor olacağız. Bakalım faiz artışlarında nasıl bir seyir izleyecekler. 75 bas puanlık bir faiz artışına gidebilecekler mi? Önemli bir değer olacak piyasalar için. Bakalım bu da piyasaların yön bulmasına önemli bir faktör. Öte yandan Japon yeni tarafında biliyorsunuz son 40 yılın en düşük 42 yılın en düşük değerlerine gelip dayanmıştık baktığımız zaman. Oradaki sürece değerlendirdiğimizde Japonya Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta gerçekleştiren bir müdahale vardı. Doğrudan satışta dolar satmışlardı, yen almışlardı. Yaklaşık olarak 36 milyar dolarlık bir müdahale gerçekleşti ama bu müdahalenin çok yetkin kalmadığını gördük. Peşinden de Ekonomi Bakanı'nın istifa etmesiyle karşı karşıya kalındığını şahit olmuştuk. Böyle bakıldığında siyasi belirsizlikler, kararsızlıklar, ekonomide böyle farklı farklı seslerin ortaya çıkması bir önümüzdeki dönem için kafaların karışık olmaya devam edeceğini bize gösteriyor. Bu ortamda da ABD biraz daha diri duruyormuş gibi gözüküyor. Ama tabii orada da biliyorsunuz 8'inde bir seçimler var. O seçimlerden çıkacak sonuçlar da başka bir algı oluşmasına sebebiyet verebilir. Yakından takip etmek lazım. Aşağıda orası 268-269 bölgesi önemli. Destek noktası 6-262 ve onun altında 257 olduğu görülmekte. Refinitiv tarafından hemen döndük Bloomberg tarafına bakalım. Burası nasıl? 111.40'lardayız. 110 bölgesinde dengelenme çabası devam ediyor. Ortalamanın altında zayıf bir seyir var. Morla gözüken ortalamayla maviyle gözüken ortalama birbirini kesmek isteyecek. Onlar hangileri? 8 haftalık ortalamayla 50 haftalık ortalama. Bu baskılanmanın bir süre daha devam edeceğini sinyali olarak okunabilir. Aşağıda taban bölgenin 109.5 kırılması halinde 106'larda oluşma potansiyeline işaret ettiğini belirtmek isterim. Öte yandan altın ETF'lerine bakalım. Altın ETF'lerinde maalesef çözülme başladı. Son dönemler için kritik eşik olarak gördüğümüz 68 milyon ons eşiğinin altına indik. 68.8 milyon onstayız. 67.8 milyon ons yeni bir patern açma potansiyeline doğurabilir. O nedenle önümüzdeki günlerde oluşabilecek demin bahsetmeye çalıştığım algıyı tam burası vermediğini belirtelim. Bir negatif uyumsuzluk söylemi olabilir. 1610 kritik eşik, 1610 kırılması halinde buradaki çözülmenin bir 4-5 milyon onsu bulmasını ben beklerim. O nedenle 1610 bölgesi çok çok kritik altın adına kırılmaması gereken eşik bölge. Hemen günlük grafik açısından değerlendirelim altını o zaman. Baktığımız zaman en son 1729-30 bölgesinde bir tepe oluşturmuştuk. O bölgeden başlayan aşağı doğru baskılanma getirdi bize burada bir ikili dip çalışması yaptırıyor. Olumlu olacak mı? Maalesef ikili dip çalışması olsa mesela buradaki gibi sert bir kaçış yapması lazım. Bu ikinci tur gelişte o sert kaçışı gerçekleştiremedik. 8 barlık ve 21 barlık ortalamalar bize direnç olarak çalışmaya devam ediyor. En son dün 21 barlık ortalamanın üzerine atmaya çalıştık. 1670'lere kadar gittik. Hemen döndük. Şu anda da 8 barlık ortalamanın altındayız. Altında kalmamamız gerekiyor. Yani 1649-1650 bölgesinin üzerinde fiyatlama ihtiyacı var altının. Eğer bu başarılabilirse seyir biraz daha toparlanmak isteyecektir. 1665-1662 ve 1680 bölgesi 3 önemli kritik eşik noktası konumunda. Bizim burada değişim için kovalamamız gereken yerler 1680 ve üzerinde fiyatlama olduğunu belirtmek isterim. Eğer o bölgeye gelirsek o zaman ne oluyor? Şu düşen trend çizgisinin ötesine taşmış oluyoruz. Bir nebze bizi sevindirici gelişme, tabii ama burada da mesela buna benzer bir deneme yapmıştı, kalıcı olamadı. Kalıcı olacak bir harekete ihtiyaç olduğunu da belirtmek isterim. Onu sağlayacak faktör de şu kırmızıda gözüken ortalamanın üzerine bir fiyatlamayı gördüğümüz zaman gerçekleşecektir. Kırmızı ana
orta vadeli trendi simgeleyen göstergemiz o da 100 günlük ortalama 1730 bölgesinde olduğunu hatırlayalım. Oyun değişmesi için bu altın üzerindeki negatif baskının gidebilmesi için kırmızının üzerinde fiyatlama görmeye ihtiyacımız var. 1610'dan bahsediyoruz. 1610-1630 bölgesi ara destek noktası. Burada bir dip çabası yapmaya çalışıyor. Maalesef demin bahsettim işte ETF'lerden bir çözülme var. Eğer bir tur daha biz 1610 bölgesine gelirsek ve aşağı doğru sarkması gündeme gelirse o zaman ETF'lerden de çözülme şiddetlenebilir. Çünkü profesyonel oyuncuların olduğu bir bölge olarak olduğunu düşünmek lazım. Destek direnç kırılması durumunda paketlerden açılma gelebilir. Öyle bir durum karşısında da 1536-1540 bandı aşağıda bizi beklemeye başlar. Farkındasınız marj yaklaşık 70-80 dolar civarında bir aşağı doğru bir marj yaratması gündeme gelir. %4,5-5 civarında bir rakama işaret edecektir. Haftalık grafik açısından değerlendirirsek, haftalıkta da farkındasınız 1672'de bizim 8 haftalık ortalamamız. Dünkü yaklaşımda o bölgeye kadar gittik, temaslanamadık hatta. Ama sevindirici bir nokta vardı. Geçtiğimiz haftaki en yüksekten daha yüksek bir seviyeyi test ettik. Şu an için baktığımızda 1641 bölgesinde bulunan yataydan gelen destek bölgesi bizi taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz 5 hafta içinde 2 tur 1640 bölgesinin altına taştık. İşte 1611 çalışmasını yaptığımız noktalar. Hiçbirisinde 1640 bölgesinin altında kapanış gerçekleştirmedik. Ama o bölgeden de uzaklaşamıyoruz maalesef. Buradan bu uzaklaşabilmenin sırrı öncelikle 1672'nin geçilmesi lazım. Bir, iki sonra peşinden de şu düşen trendi de kırabileceğimiz. Hem de FIBO'ların bulunduğu 1685-88 bölgesinin olduğu aralığın ötesine taşmamız lazım. Artık burada da bir karar verme döneminin içine girdik. Maksimum 2 haftalık bir süreç var. Tamam mı, devam mı noktasına gelecek. Eğer buradaki haftalık yapıya bakarsak 1610 kırılması durumunda burada biraz daha derin bir satış işaret ediyor. Burada da yeni patern bize aşağıda 1490'ları gösterir. O nedenle o bölgeden o bölgeyle muhatap olunmaması adına konuşmak gerekirse bir an önce kendisi 1680 ve üzerindeki bölgeye taşıması şart. Bu olmadığı sürece maalesef buradaki eğilim aşağı doğru baskılanma şeklinde devam etmeye işaret ettiğini söylüyor. İşte ABD tahvillerinde eğer 30 yıllık tahvil kendisini bütün tahvilin üzerine taşıyabilirse, işte zirve bölge oluştu kavramı piyasa algısına oturursa, o zaman burada da taban çalışması son bulabilir. Tekrardan bir yukarı doğru yükseliş hareketini tetikletebilir. Yukarı doğru hareketler için demin bahsettiğim gibi aşılması gereken 1685-88 üzeri 1780 ve hemen peşinde de 1725-1732 bölgeleri olduğunu hatırlatalım. Yine burada da kritik eşik bizim kırmızıyla olan uzun vadeli ortalamamız 50 haftalık ortalamadır. O da 1775'te olduğunu belirtelim. Bizim bir şeylerin değiştiğini algılayabilmemiz için bu ortalamanın üzerinde bir fiyatlamaya ihtiyacımız şart. Yine aylık grafik açısından baktığınız zaman sıkışma döneminin içinde olduğumuzu gösteriyor. 1635-1677 bandı yön arayışı ayın sonuna da yaklaşıyoruz. Bakalım bu ayın kapanışı 1635'in üzerinde gerçekleşebilecek mi? Gümüş tarafına dönersek, gümüş görece biraz daha iyi altın tarafına göre baktığımızda. Yine 2 milyon onsluk bir artış var ETF tarafında. 857 milyon onsa gelmiş vaziyette. Günlük grafik açısından değerlendirirsek, demin altın tarafında konuşmuştuk. 8 günlük ortalamanın etrafında üzerinde kalamıyoruz. 21'liği geçemiyoruz diyorduk. Burada da günlük grafik açısından baktığımızda, burası da benzer bir seyre işaret etse de buradaki fiyatlamalarda biz kırmızıyla gözüken 50 günlük ortalamanın da üzerine test edebildik dün. Bu önemli 19.32'de ama kalıcı olamadık maalesef. Bu da tabii ki bir yaman çelişki. Şimdi burası aşağıda 19.04, yukarıda 19.32 yön arayışı içinde bir noktada kararsızlık bölgesi diyebiliriz. Kısa vadeli 8 günlük ortalama kafayı yukarı çevirmiş olması. Yine 21 günlük ortalama hafif kafayı yukarı çevirme arzusu içinde ve ağzının kapanmaya başladığını görüyoruz. Normalde bu ikisi kapanacaktı, tamamen eşitlenecekti ama bu dünkü hareket sonrasında bu yatayın içine girmesi bugünlük bir kararsızlık işaret ediyor. Yanlamasına bir çizik atmış vaziyette olduğunu belirtelim.
Hareket ivme kazanması için muhakkak ve muhakkak 1932 ve üzerinde fiyatlama ihtiyacı olduğunu belirtelim. Kapanışların o bölgenin üzerinde gelmesi lazım. Sırasıyla dirençler 1947, 1960, 1960'ın üzerine çıkarsa sevindirici gelişme olarak okunabilir. Farkındaysanız burada bahsediyorum, bir omuz baş omuz formasyonu oluşabilir mi? Böyle bu bölgelerde tam manası oluşup oluşmayacağı belirsizlik aralığı içinde. Gün sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 günlük bir hareket. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yaklaşık olarak FED toplantısı bir 4-5 günlük bir müddete ihtiyaç var. Zamansallık açısından baktığımız zaman simetrinin oluşması adına değerlendirdiğimizde. Burada formasyonun dışına çıkabilmemiz için muhakkak ve muhakkak bizim 1960 ve üzerinde bir bölgeyi tarıyor olmamız lazım. Şu aralığın içine oturtmamız lazım kendimizi. Eğer o bölgenin içine oturtabilirsek bu bahsettiğimiz formasyon devre dışı kalır. Bütün senaryolar değişir. Ama buradaki hareket işte bazen böyle tek barda çok sert hareketler yapıyor ama bunların gerisinin devamı gelmiyor. Bizim hareketin devamı gelecek, seriye bağlayacak 2-3 haftalık bir peş peşe bir yükseliş tetikleyecek veriye ihtiyacımız olduğunu söyleyelim. O da ancak FED tarafından bir yumuşama sinyaliyle gelecektir. Haftalık grafik açısından bakarsak taban alışının devam ettiğini burada net şekilde görüyoruz. 8 haftalık ortalama 1916'da, fiyatlama 1908'de. Bu bölgenin etrafında dans ediyoruz, karar vermeye çalışıyoruz. Görece olarak baktığımızda zayıf burada haftalık grafik biraz daha. Çünkü 21 haftalık ortalamaya dünkü harekette ulaşamamışız 1984'te. Öncelikle 18 haftanın üzerine çıkmamız lazım. Kapanışların bu hafta muhakkak 19-16'nın üzerinde gerçekleşiyor olması lazım. 1. 2. Önümüzdeki hafta FED kararı sonrasında 19-85 ve üzerinde bir fiyatlama ihtiyacımız var ki hareket kendisini 21,5-22 bandındaki bölgeye taşıyabilsin. Aşağıda 17-60 ana destek noktası konumunda olduğunu belirtelim. Doğalgaz tarafına bakalım. Doğalgaz tarafı 4.70 bölgesinden bir tepki vermeye çabası içinde. 5.26'da Fatih Birol'un açıklamaları önemli olduğunu biliyoruz. 2023'e yönelik LNG tarafında ciddi sıkıntı olma potansiyeli işaret ettiğini, ilk defa global bazda bir enerji kriziyle karşı karşıya, küresel bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldığımızı söylüyor. Yine keza kısaca büyük grafiğe baktığım zaman bant aralığımızın geniş bir bölgede olduğunu, 4.90-6.90 bandının içine oturma çabası devam ediyor çeyreksel bazlı doğalgaz grafiğinde. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın. Bitexen MTA piyasasını sundu.